Cem TV ekranlarından mutlu günler. Yereli yönetenler programıyla karşınızdayız sevgili seyirciler. Cumhur İttifakı'nın Maltepe Belediye Başkan Adayı Ahmet Baykan'la beraberiz bugün. Hiç vakit kaybetmeden Sayın Baykan'a hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş geldiniz. Efendim hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Size ve sayın seyircilerimize saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkürler. Sayın Baykan, 10 yıl yerel yönetimlerde belediye başkan yardımcılığı yaptınız. Kızılay Şube Başkanlığı, 10 yıldır bir sanat vakfının yönetim kurulu başkanısınız. Maltepe Çevre Vakfı'nın 10 yıldır başkanlığını yürütüyorsunuz. 10 yıldır Küçük Yalı Yelken ve Spor Kulübü'nün başkanlığı görevini yapıyorsunuz. Yaptık efendim. Noktaladınız mı onu? Yani 2004'e kadar, 94-2004. Peki bu 10 yıllar tesadüf mü yoksa? Yani tesadüf olup olmadığını bilemiyorum. Ama, hep 10-10 gidiyor. Ama hakikat odur. Peki. Gelecek yıllarda belediyeye yapacağımız hizmet yıllarımızı mı ben acaba... Ben öyle bir çıkarım yapmaya evet. çalıştım ama... Onu halkın yüksek takdiri belirleyecek. Peki. Çok yönlü birikiminiz var. Hem siyaset anlamında hem de sosyal hayat anlamında. Maltepe Belediye Başkanlığı talipsiniz, adaysınız. Seçildiğiniz takdirde bu birikimlerle Maltepe'yi nasıl yöneteceksiniz? Evet. Bürokratik hayatıma öncelikle Sağlık Bakanlığı'nda başlamıştım. Sonrasında Başbakanlık, Bakan Danışmanlığı görevim esnasında dış Türklerin göçüyle alakalı. Devam ediyor muyuz? Devam ediyor muyuz? Evet. Orada edindiğimiz tecrübeyle birlikte özellikle Bulgaristan göçü önemliydi. Sonrasında Etibank teftiş heyetine intisap ettik. Orada 5 yıllık bir banka müfettişli döneminden sonra yerel yönetimler tecrübemi Maltepe Belediyesi'nde edindim. Fasılasız 10 yıl görev ifa ettik. Bunun ötesinde ifade ettiğiniz gibi Kızılay Pendik Şubesi Türkiye'nin değil Avrupa'da ayakta teşhis tedavi anlamında en büyük şube niteliğini taşıyor. Evet 10 yıldır bir sanat vakfının yönetim kurulu başkanlığını yürütüyorum. Çok kıymetli sanatçılarımızla, hocalarımızla birçok farklı sanat disiplininde çok önemli hizmetler yapan benim ifademle sanatın amiral gemisi niteliği taşıyan bir vakfın yönetim kurulu başkanlığını yaptım. Sanatçı yanımız olmasa da sanatsever yanımız var. Maltepe Çevre Vakfı'nda keza 10 yıl süren bir başkanlığım devam ediyor. Onun ötesinde Küçük Yalı Yelken ve Spor Kulübü'nde keza 10 yıl başkanlık yaptık. Hatıralarımız çok. 44 yıllık bir Maltepe'liyim. Nasıl yöneteceksiniz? İşte mazimizde nasıl yönettiysek onunla yol yürüyeceğiz. Yani sınanan, denenen bir insanız. Buradaki en önemli ölçümüz bir partizan olmayacağız. Mutlak surette halkın vergileriyle oluşmuş olan halkın belediyesine halktan yana bir irade koyacağız. Ve adaletle, hakkaniyetle Maltepe'ye hizmet edeceğiz. En önemli bu konudaki yol haritamız adalet, hakkaniyet ve kamu hakkını yedirmeyeceğiz. Hizmet edeceğiz, hizmet üreteceğiz. Peki, Cumhur İttifakı adayı olmanız seçim çalışmalarınızı nasıl etkiliyor? Hem menfi hem müsbet. Evet, muhakkak surette ben acizane tahsil hayatıma ilişkin uzun uzun konuşmak istemem ama Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunuyum. Yani mektebi mülkiyeliyim. Dolayısıyla siyasetin toplumsal anlamını bilenlerden biriyim. Siyaset bir meslek değildir. Evet. Ben bir siyaset esnafı değilim ama siyasetin anlamını ve fonksiyonunu bilirim. Siyaset toplum adına aslında kendinizden bir vazgeçiştir. Yani kendinizi merkeze alan beklentilerle gönül siyaset işidir. yapacak iseniz siyaset kendiniz için bir mana ifade eder. Ben aynı zamanda 1978 kuşağıyım. Yani 68 kuşağı, 78 kuşağı. Bu damarımı kurutmadım henüz. Yani vicdan, insaf, toplumdan yana olan damarımı kurutmadım. Dolayısıyla belediyecilik anlayışımızın içerisinde bu damarımız hep öne çıkar. Fakat Maltepe Belediyesi'nin mazisinde tabii önemli yaptıklarımız vardır. Bunları fırsat verirseniz anlatma şansı buluruz. Ama bugün gelinen noktada Maltepe Belediyesi maalesef hizmet üretebilecek bir durumda değil. Borç batağı içerisinde çok detaylı anlatabilirim. Fakat bizim
öncesine dair başarı öykülerimiz var. Bunları da sorularım. Benim de merak ettiğim sorularım var. Evet, buyurunuz. Şimdi Maltepe'nin nüfusu 2013'te açıklanan verilere göre 471.059 evet. ve ilçede 18 mahalleden oluşuyor. Evet. Ve İstanbul'un en önemli ilçelerinden biri. Sizce şu an? Sahil uzunluğu bakımından 7 kilometre. Evet, en uzun evet. olan ilçesidir. Peki sizce şu an Maltepe'nin en büyük sorunu nedir? Altyapı mı? Trafik mi? Bina, bir yerleşim mi? Tabii sizce deyince benim hı. önceliklerim var. Hı hı. Ama her mahallenin kendi önceliği bence bu anlamda Maltepe'nin önceliği midir? Tartışılabilir. Hı hı. 18 mahalle dediğiniz zaman hı hı. Fındıklı Mahallesi'nin farklı bir önceliği vardır. Çünkü bir anlamda çok ciddi bir betonlaşmanın getirdiği en önemli sorunlarından biri park sorunudur. Sosyal donatı alanlarının eksikliğidir. Efendim, okullaşma açısından okul talepleri vardır. Parkı yoktur, gençlik merkezleri yoktur. Zümrüt evlerin problemi başkadır. Ama ben öncelik olarak sanıyorum deprem riskini öncelikli olarak görmemiz gerekir diye düşünüyorum. Olası ulaşım İstanbul depremi. Elbette ki yani İstanbul depremi hepimizin bildiği gibi can yakacak. Sadece evet, Maltepe, İstanbul'u değil, ülke ekonomisini çok ciddi anlamda etkileyecek ve önemli can kaybının beklendiği bir risktir. Bu bakımdan muhakkak surette Maltepe'nin... Birçok madde var. Elbette ki Maltepe'ye depreme hazırlanmasıyla alakalı planlarımızın yetersizliğini biliyorum. Peki oradan hemen şu soruya bağlamak istiyorum. Geçtiğimiz günlerde yaşanan üzücü bir olay oldu biliyorsunuz evet. Kartal'da. Yapı stoğunu güçlendirmek adına nasıl projeleriniz var ve tabii buradan yola çıkarsak elbette kentsel dönüşüm konusunu sormak istiyorum. Eyvallah. Bugün ilçede kentsel dönüşüm hangi noktada? Kentsel dönüşüm istenilen ölçüde değil. Gül Suyu, Gülen Su, Başıbüyük mahallelerinin son dönemde Büyükşehir Belediyemizin meclis kararıyla birlikte 5000'lik ve akabinde 1000'lik planları onaylansa dahi bir memnuniyetsizliğin olduğunu görüyorum. Bunun teknik yanını çok uzun uzun konuşabiliriz ama seyircilerimiz bu anlamda belki sıkılabilir. Fakat mevcut planların halkı tamamen kucaklayamadığını, halkın bu anlamda çünkü farklı parsellerde farklı talepler var. Biz Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı olacağına inandığımız Sayın Binali Yıldırım Bey'le de Sayın Başkanımızla da bu konuyu uzun uzadıya konuşuyoruz. Planlar konusunda Maltepe'de tabii İdealtepe'nin de keza Altıntepe'nin de Küçük Yalan'ın da efendim Yalı Mahallesi'nin de Feyzullah Mahallesi'nin de Çınar Mahallesi'nin de bu anlamdaki depremle alakalı riskleri devam ediyor. Dolayısıyla ciddi bir betonlaşmayı oluşturmadan farklı finansal kaynaklarıyla farklı alternatifleri üniversite hocalarımızla yani işin teknik detayını tartışıyoruz. Maltepe aynı zamanda üniversitelerle de anılan bir ilçemizdir. Evet. Burada farklı projeler uygulamak durumundayız. Hali hazırda herkesin memnuniyetini taşıyan bir planlamanın olmadığını ifade etmek isterim. Ama üzerinde yoğun çalışıyoruz. Değişmez metinler değildir. Yani asıl olan halkın can güvenliği ise mutlaka. Ama benim bakış açım şudur. Kent yağmasına dönük değil, mutlak surette halkın yararına bir modellemeyi tercih eden bir yapım vardır. Bu toplumcu yapımı her yerde ifade İnsan ettiğim gibi de kolaylaştıracak bir formül gerekiyor. Elbette öyledir ama mutlaka. Kent yağmasına dönüşmemelidir. Yani kentsel arsa üretimi oluşurken halktan yana olmalıdır. Peki, İstanbul'un bir diğer önemli sorunu ulaşım, trafik. Evet. Bu konuda çünkü E5'e çok yakın. Evet. Nasıl önerileriniz olacak? Şimdi tabii bizim kentleşme dersimiz vardı. Bir an oraya gittim. Kırsal kesimi cazip hale getirmezseniz büyük şehirlere göçü önleyemezsiniz. Ama büyük şehirlerinde mutlak surette planlanması gerekir. Yani şehri cazibe merkezi haliyle dönüştürdüğünüz müddetçe bu göç durmayacaktır. İstanbul'un geleceğe ilişkin planlanması için bence çeperinin de çok iyi planlanması gerekiyor. Maltepe'nin 44 yılını solumuş yani hemen her yerinde hatıraları olan biri olarak açıkçası son yıllardaki olağanüstü nüfus artışıyla birlikte Maltepe'nin dertlerinin arttığını görüyoruz. Ama planlanamadığını, yönetilemediğini onu da görüyoruz. Çare üretilemediğini
bir makyajla ve algıyla belediyecilik yapıldığı söylense de Maltepe'ye müdahale edilemiyor. Yani dertlerine çözüm üretilemiyor. Hizmet almıyor Maltepe. Çetele tuttum gelirken neler vaat edilmiş, neler yapılmış. İnanın önüme çıkan ciddi bir hizmet yok. Yani bunu Maltepe'li takdir ediyor. Zaten siz biraz önce ifade ettiniz. Cumhur İttifakı dediniz. Elbette ki Cumhur İttifakı'na sözümüz yok. Yani bunun çok geniş siyasal analizini yapabiliriz. Yerel yönetimden ötesindeki derinliğini anlatabiliriz ama ben şunu görüyorum. Maltepe'de bir ittifak var. O da Maltepe'linin ve Maltepe'nin ittifakı var. Partizanlığı reddeden, yolsuzluğu reddeden, muhakkak surette şehrin eminine güven duyulan, kadrolarına güven duyulan bir damar var. Bunu özellikle ifade ediyorum. Ve bu damar muhtelif açıdan bakıldığında çok farklı siyasal eğilimleri olan ama temiz siyaseti önemli bir argüman olarak ortaya koyan, temiz bir anlayışı, temiz bir yönetimi, mutlaka toplumsal bir dokunuşu hedefleyen ciddi bir damar var. Biz hep birlikte Maltepe'nin ve Maltepe'nin ittifakını kurduk. Bir tek heyecanımız var, o da üreteceğimiz hizmetlerdir. Yani Maltepe'nin biriken derdini asla ve kata hiçbir şekilde sorgulanamayan, üstü örtülen değil, mutlaka katılımcı demokrasinin işlevsel haliyle ve tekrar söylüyorum, ortak akılla ve üreten bir belediyecilikte, bütüncül bir anlayışla Maltepe'yi yönetmeyi düşünüyoruz. Ama önce bütçe disiplini, bilmiyorum ne kadar biliyorsunuz Maltepe'nin bugünkü halini ama Maltepe'de kepenkler inmiş vaziyette. Maltepe'de işçilerimiz ücretlerini alamıyor. Her gün yeni hacizler geliyor. Basında çıkanları tekrar etmek bana düşmez. Ama gerçekliğini takip etmekte. Peki, özgür basına düşer. Maltepe'li bunu takip ediyor ama. Peki herhangi bir bütçeyle ilgili ihtiyacınız olduğunda büyük şehirden kolaylıkla yardım alabileceğinize inanıyor musunuz? Efendim bir, yani mazi itibariyle bir şeyler söylemek icap eder. O da şu, 1994-2004 yılları arasında ben fiilen belediye başkan yardımcılığını yürüttüm. Evet, o dönemin belediye başkanı saygıdeğer Bahtiyar Uyanık Bey'di. Sayın başkanım bu sıralar benim seçim çalışmalarımda eline mikrofon aldığında bana atfen bu başarı öyküsünün arkasında Ahmet Baykan vardır cümlesini kurduğu için bunu ben de kurabilirim. O da şu, biz Maltepe Belediyesi'ni 2004 yılında yeni seçilenlere devrederken ben kamu görevlisiydim, koordinatör başkan yardımcısıydım. Bununla alakalı söyleyeceğimiz afaki şeyler değil, somut bir gerçeklik. 8 küsür trilyonla, o zamanın parası elbette, paramız şimdi farklılaştı. Evet. 8 küsür trilyonla biz Maltepe Belediyesi'ni devrettik. Kasasında 8 küsür trilyon ama sıfır borçla. Yani yine teknik bir detaydır, ilçe belediyeleri büyükşehire otopark paralarını kolaylıkla ödemez. Ama biz otopark paralarını bile ödedik. İşçilerimizin herhangi bir tazminatı değil, tedarikçilere herhangi bir borcumuz değil. Onun ötesinde SGK prim borçları değil. Sıfır borç dediğimiz, yani uçan kuşa borcu olmayan bir yerden bugün 550 milyonlara varan, uçan kuşa borcu olan bir belediye gerçekliği var. Ve ben çok önemli bir takım oyunu içerisinde bunu başaracağımıza inanıyorum. Bu noktada söyleyebileceğim çok şey var. Biz işin ehliyiz. Dolayısıyla işin ehline emanet noktasında Maltepe'li bu kararını gerçekten vermiş görünüyor. Esnaf kan ağlıyor. En kolay girdileri maalesef esnaf üzerinden yapıyorlar. Ben size öneririm, gidin Maltepe esnafıyla röportaj yapın. Benim söylediklerimi teyit edeceksiniz. Peki günümüzde çok konuşuluyor gönül belediyeciliği kapsamında. Evet. Neler yapmayı düşünüyorsunuz? Ben mesela Maltepe'de oturan biri olarak kapıyı çaldığımda direkt size ulaşabilecek miyim 1 Nisan itibariyle? Evet, şimdi tabii o 44 yılın sosyolojik hikayesi aslında Maltepe'nin ittifakını oluşturuyor. Yani evet. Biz bugünkü iki toplantımızı, açık hava mitingi haline dönüşen toplantımızı size sunabilme imkanına sahip olamadık. Ama bunu keşke bir tanıklık da ortaya koyabilseydik. Gönül belediyeciliği mevzuna biz tabii biraz da hareketli belediyecilik katıyoruz. Malumunuz Cumhur İttifakı
kavramı her ne kadar Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti'nin seçim ittifakına dönüşse de ama öte yandan başka ittifakları da kimin kimlerle yaptığını da bilmek lazım. Ama ben Cumhuriyet Halk Partili seçmenlerimize demiyorum, Maltepe'li seçmenlerimize diyorum. İyi Partili seçmenlerimize demiyorum, Maltepe'li seçmenlerimize diyorum. Dolayısıyla hangi partiye oy verirlerse versinler, biz Maltepe'liyi bir ve bütün olarak görüyoruz ve Maltepe ittifakında ısrarlıyız. Bu damar kavramını bir kez daha kullanıyorum. Burada çok farklı canlar var. Burada çok farklı siyasi eğilimler var. Demografik üstelik yapı olarak tabii. Aklınıza gelebilecek her anlamdaki bir seçmen kitlesine sahip olan bir ilçedir Maltepe. İfade ettiğiniz gönül meselesi zaten ben yani herhangi bir metin okumuyorum. Yani gönül dilimizle şakıyoruz. Gönlümüzden kopmayan bir şeyi siyaseten zaten lisanen de ifade etmiyoruz. Yani kelamın gücü vardır ama hal önemlidir. Bizim hikayemiz bugüne kadar yaşanılmışlıklarımızın hikayesidir. O itibarla bizim temizlik işlerimize çalışan arkadaşlar vardır o dönemde. Hangi gönle sahip olduğumuzu onlar söylerler. Birkaç şey daha söylemek isterim. Lütfen. Bunlardan biri 2002-2004 yılları arasında imzaladığımız toplu sözleşmelere bakılsın. Ben deniz sendikacılığı da bilen biriyim. Yani sosyal politika tahsil ettik. Bu anlamda İstanbul'un hatta Türkiye'de işçiler adına en yüksek zamların alındığı bir dönemdir. Örneğin memur sendikalarının toplu sözleşme imzalama haklarının olmadığı bir dönemde arşiv oradadır. Ben memur sendikalarıyla toplu sözleşmeyi imzalamış bir bürokratım. Sayıştay'ın o dönemki 3 trilyon zimmeti benim onurumdur. Bilerek emeğiyle aşını kazanmaya çalışan kamu görevlilerine sendikal hak kavramında herhangi bir hak verilmediği dönemde bunları imzaladık. Bu onuru taşıyorum. Yani gönlümüzün ne olduğunu Maltepe'li biliyor. O itibarla bizim zaten her ne yapacağımız hizmet varsa gönlümüzden kopandır. Bunun ahlaki ve vicdani ölçülerini yaşamış bir insan olduğumuzu Maltepe'li biliyor. Arkadaşlarımızla birlikte biriken bu problemlerde yani halkımızın hizmetkarı olacağız. Başka da hiçbir beklentimiz yok. Yani kendi adımıza çılgın olmak lazım böyle bir adım atmak için. İfade ettiğim gibi yani sanıldığının çok ötesinde bir çökmüş belediyecilik anlayışı var. Yani bunları tek tek tartışabilirim elbette. Yani niçin bunları söylüyorsunuz? Gidin sahilinde yüzdüm, bütün plajlarında yüzdüm. Yani tek tek sayabileceğim yani Maltepe'nin Süreyya plajından tutun, efendim Çamlık plajından, Lidos'undan. Sene yani, kaçtı bu bahsettiğiniz? Efendim yani ben 1975 yılından itibaren Maltepe'de spor yapan Maltepe'nin Çamurlu sahalarında, stadında top oynamış, ilk lisansını Örnek Spor'da çıkarmış. Başı büyük İstanbul'un terasıdır Gül Suyu, Gülen Suyu. Gençliğimiz bütün buraları gezerek geçmiştir. Yani okullarında okudum, Küçükyalı Lisesi'nde okudum. Hangi birini sayayım? Yani peki günümüzde Maltepe sahilinden denize girmek çok mu zor gerçekten? Yani bunu sağlayamaz mıyız? Ben yüzüyorum. Gerçekten. Evet, yüzüyorum ve çok temiz olduğunu biliyorum. Özellikle Küçükyalı Mendireği'nden denize giriyorum. Hatta İdeal Tepe, bu Orhan Gazi Parkı bir zaman birçoklarımız yani kendimi buna katar mıyım onu bilmiyorum ama ekolojik dengenin bozulması adına aslında itiraz edilirken Maltepe'nin değil İstanbul'un bir ihtiyacı haline dönüşmüş olan Orhan Gazi Parkı'ndaki fonksiyonları görmenizi tavsiye etmiyorum. Siz biliyorsunuz zaten. Evet, ben de karşıda oturuyorum. Dolayısıyla Avrupa yakasından bile gençler ve İstanbul'un önemli bir kesimi buradan istifade ediyor. İyi ki yapmışlar. Büyükşehir Belediye'mize bu anlamda müteşekkiriz. Gerçekten önemli bir işlev görüyor. Peki, Gençlik Merkezi projeniz var. Biraz onu anlatmanızı rica edeceğim. Bir de önümüzde bir Maltepe için 2023 vizyonuyla projelerimiz yazısını görüyorum. Evet. Birazcık da projelerinizden bahsetmenizi rica ediyorum. Şüphesiz ki. Yani İstanbul rüya kent ama Maltepe de incisi.
Evet. Maltepe'mize ulaşım aksları açısından farklı, trafik yoğunluğunu, sıkışıklığını giderebilecek çalışmaları Büyükşehir Belediye'mizle yürütüyoruz. Yani bir ilçe belediyesi bu kadar ağır maliyetli ulaşım problemini çözelim derse doğruyu söylemez. Muhakkak ki çözebileceği maliyetli işler vardır ama büyük bir de reelde yapılacak gerçekler. Elbette. Tabii ki reyle yansıması lazım. Cebinizde para varsa bakkaldan ekmek alırsınız. Tabii. Yoksa size ekmek bile vermezler, su vermezler. Çok doğru. Ama doğru. Bugün işçisinin parasını ödeyemez duruma gelmiş. Borç batağı içerisindeki bir yapının öncelikle bir kere bu yani bu bütçe disiplinin oluşturması lazım. Açıkçası ilk yapacağım şey galiba denetlemek olacaktır. Bir fotoğrafını çekmek olacaktır. Bu borç yükü nereden geliyor? Yani hangi hizmetten kaynaklı olduğunu ben bilmiyorum. Maltepeli soruyor. Maltepeli de bilmiyor. Dolayısıyla bütçe disiplini önemli. Yani tarihinin en fazla girdilerini elde eden, yani reel olarak belediye en fazla geliri son yıllarda elde etti. Büyük yatırımlar var. Ve onların nereye gittiğini mi? Denizden bakıyorum, tanıyamıyorum. Gül suyu gülen sudan bakıyorum, Başıbüyük'ten bakıyorum, yine tanıyamıyorum. Yani Maltepe'de garip bir kentleşme dokusu var. Ben karayolları arazisinde de orada da gittim, itiraz edenlerden biriyim. Yani sizin herhangi bir siyasal aidiyetiniz vicdanınızı örselememelidir. Bazen itiraz kültürü önemlidir. Ben itiraz edenlerden biriyim. Ve Maltepe'li de bugün bu itiraz kültürüne sahip, demokratik bir kitleye sahiptir. Onlarla da birlikte yürüdüğümüzü biraz da belirtmek isterim. Peki. Gençlik merkezi dediniz. Evet, gençlik merkezi. Gençlik merkezi Maltepe'nin en önemli meselelerinden biri, maalesef çokça plan tadilatlarıyla yeşil alanlarımız katledilmiş vaziyette. Yani bu kentleşme ya da deprem riskini ortadan kaldırmayla alakalı yeni imar uygulamalarında ortaya çıkabilecek olan sosyal donatı alanlarında bu projelerimizi realize ederken gençlik merkezi projelerimizden iki tanesi, biri Zümrüt Evler mahallemizde olacak, bir diğeri Maltepe sahilinde var olan, adını anmak istemiyorum, orada bir nikah salonumuzun yanında bir kütle var. O kütleyi biz gençlik merkezimize dönüştürmeyi düşünüyoruz. Önemli bir merkezdir. Çok kolay ulaşımı olabilecek bir merkezdir. Adını da Aziz Sancar Gençlik Merkezi olarak koymayı düşünüyoruz. Peki, gençlikten ilerleyelim. İstihdam çok önemli biliyorsunuz. Evet. Ve ne yazık ki çok fazla işsiz gencimiz var. Bu anlamda işsiz gençleri işverenle iş arayanı nasıl birleştireceksiniz? Harika. Ve belediyede çalışanları nasıl seçeceksiniz? Evet, çok iyi. Buna dair geçmiş uygulamaları kurumsal nitelikli değil ama kişisel inisiyatif alarak nasıl çözmeye gayret etmiştim. İşte ifade ettiğiniz gibi gönülden bakarsanız şair dertlinin derdi varsa yerel yönetimlerde görev yapacaklarında şehrin eminle derdi olmalıdır. Evet. Bu benim işim değildir, istihdam benim meselem değildir diyebilirsiniz. Ben geçmişte sesim çok kısık bu arada. Yani net anlaşılıyor. Yani ben çok net duyuyorum. İzleyicilerimiz de umarım duyuyordur. İki miting niteliğinde açılış yaptık. Üçüncüyü de gelmeden önce yaptık. O itibarla sesim bir hayli kısıldı. Olsun, sesimiz kısılsın. Yok, bir sıkıntı ama olsa yönetmen arkadaşım söylerdi. Evet. Çok iyi. Başımız öne eğilmesin. Önemli. Efendim, istihdam konusuna devam edecek olursak, geçmişte çokça iş müracaatlarını aldığımda bölgede yatırımı olan birçok kurumlara çeşitli müdürlükler bana bağlı olduğu için örneğin bunlardan biri ruhsattır. Ruhsat müdürlüğü, iktisat kuşat diye geçerdi eskiden. İşverenle buluşmamızda Maltepe'liyi tercih etmesini önerir idim. Ama şimdi farklı bir anlayışa geçmemiz lazım. Bunu yeniden organize etmemiz lazım. Yani bir müdürlüğün kurulabilmesinin mevzuat bakımından bir altyapısı gerekli. Yani ben şu isimde bir müdürlük kurarım diyemezsiniz. Yani mutlaka onaya tabidir. Ama şunu yapmayı düşünüyoruz. 3 aylık özellikle yaz tatili dönemlerinde orta öğretimde okullarımızın bu atıl kapasitelerini kullanmayı düşünüyoruz. Üniversitelerimizde çok önemli projelerimiz olacaktır.
nedir? Sertifika problemlerimiz olacaktır. Hı hı. Yani istihdamı sağlayabilecek önemde sertifika programlarıyla İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Sanayi Odası ile işbirliği yaparak biz gençlerimizin meslek edinmesiyle alakalı, hı hı, hatta erişkinlere ilişkinde keza bu tür önemli projeleri sahaya, uygulamaya getireceğimizi ifade etmek isterim. Bu arada İSMEK'e bir değineyim. Açıkçası son bir haftadır İSMEK'te, yani bilmiyorum hiç gezdiniz mi ama, olağanüstü bir rağbet var. Ve bilhassa hanımların orada 90'ın üzerinde tasarım var. Hayır, yani 90 ayrı alanda hocaların kurs verdiği, yani mükemmel bir organizasyon. Benim de çevremden var çünkü birkaç kişi. Ve giden. Sakın kimsenin aklına şöyle bir şey gelmesin. Buralar politik birer merkezler. Hı hı. Efendim politika üretiliyor. Asla böyle bir şey yok. İnternetten giriş sağlıyorsunuz ve kim erken başvurursa davranırsa tabii kursiyeri oluyor. Ve öneririm, ne olur Cem TV gitsin. İSMEK'leri buradan duyuruyorum. Oradaki ağırlıkta hanımlar geliyorlar ama aklınıza gelebilecek her alanda eğitim veriliyor. Birden bir aklıma geliverdi. Yani onları da kutluyorum. Yani hayata geçirilmiş bir takım projelerin olduğu gibi biz bütüncül belediyecilik derken bunu kastediyorum. Ben dört duvar arasında sıkışmış bir belediye başkanı, evet, olmam. Yani Milli Eğitim'deki, Sağlık Bakanlığı'ndaki, hı hı, veya herhangi bir nüfustaki, tapudaki, asayiş hangisi olursa olsun biz bu koordinasyonun içerisinde yer alarak Maltepe'nin huzuruna, Maltepe'nin kent kültürüne dokunacağız. Hı hı. Yani ressamlar sokağıyla, efendim mimarisiyle, sanatıyla, musikisiyle kardeşlik duygumuzu Türkiye'ye model olarak ortaya koyacağız. Örnek olacak, önce olacak. Evet, duvarlar inşa etmeyeceğiz. Peki, şimdi buradan hemen, ben de eski bir kentsel tasarımcıyım, peyzaj mimarıyım. Beş Çeşmeler olarak bilinen bir balıkçı köyümüz var ve hala sanıyorum duruyor, değil mi? Yani ne kadar duruyor bilmiyorum. Şimdi oraya varacağım. Evet. Cumbalı ahşap evleri, dar sokakları ve Arnavut kaldırımı, işte çınar ağacı ve bir meydanı var buranın. İdi. Hemen o zaman sorum şu. Evet. Bu tarihi dokuyu nasıl canlandıracak ve nasıl koruyacaksınız? Efendim hemen o Beş Çeşmeler'de bendeniz biraz önce bahsi geçen amiral gemisi diye tarif ettiğimiz, sanatın amiral gemisi diye tarif ettiğimiz çok kıymetli hocalarımızla birlikte muhtelif sanatsal faaliyetleri yürütüyoruz. Yani ben Beş Çeşmeler'de sadece 10 yıldır vaktimi geçirenlerden biriyim. Mübadil, yani cumhuriyetçi, özellikle 2 gün önce onlarla toplantı yaptık. Onların farklı beklentileri var. Eski bir balıkçı Rum köyü, köy içi diye tabir edilen Beş Çeşmeler an itibariyle acaba bir tarihine ışık tutabiliyor mu? Tarihini ortaya koyabilecek durumda mıdır? Tartışılır. Beş Çeşmeler esnafına selam olsun. Anıtlar Kurulu yıkım kararları almış. Yani meydanın yeniden aslına dönüşmesiyle alakalı bir mevzuat bu anlamda Beş Çeşmeler esnafının belki canını yakıyor ama açıkçası Maltepe'nin hafızası ve bölgenin mazisinde var olan insanların da farklı talepleri var. Yıkıp yok ederek elbette ki böyle bir çözümü düşündüğümüzü söylemiyoruz. Ama bu bizi aşan bir çerçevede Anıtlar Kurulu'nun kararlarıyla, hatta Büyükşehir Belediyesi'nin, valiliğin kapsamındaki bir konu olmakla birlikte biz arabulucu olarak hangi çözümler üreterek ve yani Maltepe'nin tarihinin en önemli meydanlarından birinin fedakarlıklarla yeniden düzenlenmesinden yanayız. Buradaki çözümümüz de ifade ettiğim gibi bir arabuluculuk hususunda olacaktır. Ama hemen aklıma gelenlerden biri de bir mahalli idareler olmasa bile bir kent müzesini mutlaka Maltepe'ye kazandırmalıyız diye düşünüyorum. Buna ilişkin de bir bina Maltepe'nin eskisinden miras olarak gelen böyle bir binayı tasarlıyorum. Bunun adı ne olur? Maltepe Kent Müzesi mi olur? Yerel Yönetimler Müzesi mi olur? Onu bilmiyorum ama ayrıca bir müze düşüncem de var. Peki. Bunu da ilk kez açıklıyorum. Çok mutlu oldum.
Sayın Baykan, şimdi kısa bir reklam aramız var. Olur. Sevgili seyirciler, kısa bir reklam aramız var. Ardından burada olacağız. Sevgili seyirciler, Cumhur İttifakı'nın Maltepe Belediye Başkan Adayı Ahmet Baykan'la sohbetimize devam ediyoruz. Sayın Baykan, ülkemizde uzlaşma kültürüne yazık ki yok denecek kadar az. Uzlaşma her konuda önemli olduğu gibi belediyecilikte ve belediye işlerinde de çok önemli ve etkiliyor sonucu. Uzlaşma konusunda ilçede yaşayan vatandaşlarla bir projeniz var mı? Bir şey yapmayı düşünüyor musunuz? Ve hatta soruma şunu ekleyeceğim. Komşu belediyelerinizle, belediye başkanlarıyla böyle uzlaşmaya dair projeleriniz var mı? Sınırlarınızda, diğer belediye sınırıyla mesela. Yani bu mülkiyeye zaman zaman atıfta bulunuyorum. Ben eski Yıldız mühendislik mensuplarından biriyim. Hı-hı. Ama mülkiye bizde de bir sevdadır. Biz analitik düşünen insanlarız. Eleştirel düşünen insanlarız. Hı-hı. Ve uzlaşma kültürü muhakkak surette demokrasinin vazgeçilmezidir. Onun ötesinde siz huysuz biriyseniz zaten komşularınızla bile geçinemezsiniz. Yani uzlaşma kültürünün olmadığı bir yerde huzur olmaz. Uzlaşma kültürünün olmadığı bir yerde gelişme olmaz. Dolayısıyla ben birçok yerde Nurettin Topçu merhumun önemsediğim bir münevverdir. Münevver kavramını bilerek kullanıyorum. Münevver kavramı çünkü o toprakların vicdanını taşır. Evet, hayata geniş bir perspektiften bakar. Yer küreye bakar ama bir ayağı kendi topraklarındadır. Yani onun kadim kültürünü yok saymaz. İsyan Ahlakı diye bir kitabı vardır. Hı hı. Yarınki Türkiye İsyan Ahlakı. Zaman zaman toplantılarda şunu söylüyorum. Hani ola ki yarın öbür gün işte biz sizi seçtik. Dolayısıyla artık ne yaparsanız sizin insafınıza kaldı diye düşünmeyin. Yanlış yaparsak gelin bizi denetleyin. Gelin örgütlenin, hesap sorun. Ulaşamazsak kapıyı kırın, girin diyorum. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. İlk gençlik yıllarımdan itibaren böyle bir tartışmayı bir kavga sebebi olarak görmeyen, hı hı, muhakkak surette yani tezlerin ufkumuza neler kattığını bilen bir gelenekten geliyorum. Yani uzlaşma dediğiniz aslında aynileşme değildir. Yani bir çatışma riskini azaltmanın en önemli yanı tartışmaktır. Tartışmanın neticesinde de ortak aklı egemen kılmaktır. Aslında uzlaşma dediğiniz şey ben bilirimden uzaklaşarak hepimizin ortak aklını ve ortak çıkarlarımız adına, yani buradaki ortak çıkar nedir? Halkın mutluluğudur. Evet. Halkın refah seviyesini yükseltmektir. Halkın geleceğini inşa etmektir. Bu uzlaşmadan olamaz. Yani çatışma kültürüyle olamaz. Dolayısıyla hayatımızı hep böyle yaşadık. Uzlaşmadan yana bir sıkıntım yok. Bugünkü birlikteliğimizin temelini oluşturan şey de aslında bir uzlaşıdır. Hangi anlamda uzlaşıdır? Yani tekrar söylüyorum. Şehrin eminine güven duygusudur. Hı. Bu bir uzlaşmadır. Maltepe'nin ittifakı hatta dediğimiz... Hatta böyle de bir sloganımız var değil mi? Sevgili yönetmenim, gösterelim izleyicilerimize. Evet. Maltepe'nin geleceğine ilişkin, hı hı, böyle bir güven duygusu bir uzlaşmadır. Uzlaşma yoksa zaten otorite vardır. Hı hı. Otorite de demokrasiyle çelişir. Dolayısıyla ben demokrat bir yapıdaki insanım. Elbette ki ilkelerim var ama... Ama herkese söz hakkı tanıyıp... Şüphesiz böyle olmalıdır. Muhakkak böyle olmalıdır. Böyle, hı, olunmaması halinde bir kentin geleceğini birlikte inşa edemezsiniz. Yani birçok sivil toplum örgütünde her şeyi biz üretmedik. Evet. Yani danıştığımız ve bize gelen projeleri uzlaşarak hayata geçirdik. Uzlaşma sadece kavram olmaktan çıkmalı. Hayata dokunan bir gerçeklik olmalıdır. Ben uzlaşmadan yanayım.
öncü olacağınızdan hiç şüphemiz yok. Peki, ilçemizde 10 adet sağlık ocağı, 3 adet özel hastane, 15 adet özel dispanser ve 200 kadınla 185 erkeğin barındığı huzurevi mevcut. Evet, şu anda hali huzurevin değil. Evet. Ziyaretlerimden biri, uzun sürede birlikte vakit geçirdik. Hatta sahneye çıkıp onlarla oynadık birlikte. Ne güzel. Yani çok özel anlarım vardı. Peki bunlara ek olarak sağlık konusunda hedefleriniz ve projeleriniz neler desem? Efendim, konuşmamızın başlangıcında ifade etmiştim. Ben Sağlık Bakanlığı'nda tahsil hayatını sürdürürken ilk kamu görevime başlamıştım. Bu yanıyla Sağlık Bakanlığı'na uzak değilim. Hizmetlerine uzak değilim ama Kızılay Pendik Şubesi'nin 4 ayrı tıp merkezi Avrupa'nın ayakta teşhis tedavi merkezlerinin en büyükleriydi. Örneğin fizik tedavi rehabilitasyon özel dal merkezi ruhsatı aldığım bir merkez şu an maalesef üzülerek söylüyorum kreş haline dönüştürülmüş. Biz oralarda 6 branşta cerrahi müdahale yapabilecek hale dönüştürmüştük. Maltepe Belediyesi'nin bugün gelirken öğrendim tıp merkezlerinin 3 veya 4 katı atıl vaziyette. Burada çocuklarımız için özellikle diş tedavisi konusunda ayrı bir merkez oluşturmayı düşünüyorum. Keza muhakkak surette gençlerimizin ve kadınlarımızın danışmanlığını yapabilecek psikolojik, belki onun ötesindeki bilimsel anlamda ne dediğimi anladığınızı düşünüyorum. Evet. Bu manada rehabilitasyon merkezleri, danışma merkezleri oluşturmayı düşünüyoruz. Ama bir kez daha söylüyorum, biz Maltepe'ye dokunan bir irade olacağız. Ben bu konuda kendi ehliyetime de, liyakatıma da, liderliğime de güveniyorum. Yani koordinasyon sağlanması konusunda şehrin emini mutlaka bu donanımda olmalıdır. Ben eksik görmeyeceğim, eksiklikleri bütünleştirici bir fonksiyon icra edeceğim. Peki, kültür ve sanat konusu için neler düşünüyorsunuz? Profesör Doktor Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde sanat etkinlikleri var ama bunun yanında mesela ek bir bina olabilir, yapı olabilir, bir merkez olabilir. Böyle bir düşünceniz var mı? Efendim, ideolojik davranmayacağız. Yani bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Yani ideolojik belediyecilik yapmayacağız. İdeolojik belediyecilik yapan anlayışı da kınıyorum. Yapılmaması gerekir. Fakat atıl kapasite var. Yani birçok merkez dar bir kadroya teslim edilmemelidir. Yani halka açılmalıdır. Salon kiralamalarından tutun, öncelik tercihleri, yani hangi kriterlere uyuyor açıkçası bilemiyorum ama çok ciddi şikayetler alıyoruz. Tıpkı engelliler merkezinde olduğu gibi. Yani olağanüstü bir engelliler merkezimiz Cevizli Mahallesi'nde inşa edilecek inşallah. Ve oradaki kafeteryalarımızda yani engellilerle spor projelerimiz var. Bu çok önemli. Otopark, yüzme havuzları, Down sendromlar, işitme engelliler, bunlarla her gün olmasa bile periyodik olarak son zamanlarda müthiş toplantılar yaptık. Bir araya geliyorsunuz. Evet, yani özel merkezlere gittik. Ailelerle görüştük, kendilerle buluştuk. Yakında bununla alakalı videolarımızı falan da tabii Tanıtımlarımız şu anda dönüyor zaten. Öyle mi? Evet, ekranda da görebilirsiniz. Öyle mi? Farkında değilim. Evet, bu benim arkadaşım. O Beşiktaşlı, ben Fenerbahçeliyim. Evet. Peki. Yani engelli konusu çok önemli. Sarıldığının ötesinde sadece engellilerden ibaret olmayan bir dünya. Yani engelliler aynı zamanda engelsiz olan ailelerin içerisinde de çok ciddi bir engel oluşturuyor kavramını kullanamam ama özel bir durum oluşturuyor. Özel bir durum oluşturuyor. Yani onların da hayata ilişkin fonksiyonlarını kısıtlıyor. Hayatlarını kolaylaştırmak zorundayız. Daha dün bu konuya ilişkin toplantı yaptık ve çok size tuhaf gelecek. An itibariyle Maltepe Belediyesi'nde bu anlamda projeler üretmeye çalışan fakat büyük bir hayal kırıklığı yaşayan arkadaşlar bizimle yeni çözümler üretme konusunda medet umar hale gelmişler. Çok heyecanlılar değil mi? Evet, Bahadır Erdoğdu
ki 10 yıl öncesinde oluşturulmuş olan bir merkezdir. Bir uzun vadeli sözleşmeyle amacı dışında yönetiliyor adeta. Orayı çok etkili bir şekilde kullanmayı düşünüyoruz. Halka açacağız. Yani çeşitli bariyerler var. Yani engelli üretim merkezlerini dahil olmak üzere bir kez daha söylüyorum. Adil olacağız, hakkaniyetli olacağız, partizan olmayacağız. Muhtaç olan herkese hak kavramı içerisinde yaklaşacağız. Bizim en önemli anlayışımız budur. Peki, gençlik merkeziyle ilgili projenizi açıklarken bahsettik ama biraz küçük kaldı. Açmak istiyorum onu. Evet. İstanbul şimdi 20 milyon insanı taşımak zorunda olan bir şehir. Evet. Ve her 4 kişiden biri de İstanbul'da yaşıyor diye düşünürsek, bunun getirisi olarak da aktif yeşil alandan çok yoksunuz. Neredeyse birkaç metrekareyle sınırlı bu. Bunun için aktif yeşil alan konusundaki çalışmalarınız, projeleriniz neler? Gençlik benim hayat boyu önemsediğim bir fidanlıktır. Yani hatıralarım canlanıyor gençlikle alakalı. Çünkü bizim gençliğimiz de oynaşta geçmedi. Dedik ya, bir toplumcu damarımız var. Genç yıllarımızda topluma adanmışlık duygusuyla biz serpildik. Hep görev bilinciyleydiniz siz. Hep öyleydik, evet. Yani gençliğe hitabeyi hatırlamak gerekiyor elbette. Yani geleceğimizi emanet etmiş Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Dolayısıyla gençliği önemsemek lazım. Gençliği önemsemeyen bir toplum geleceğinden ümit var olamaz. Asla ve kata. Gençliği sadece kapalı salonlara hapsetmek de mümkün değil. Yani gençlik merkezlerinin deney yap atölyelerle bilimle buluşturacağız. Ayrıca o tür projelerimiz var. Yani ciddi akademik kültürle iletişim içerisinde buluşturacağız. Yani konferanslar, paneller, festival alanları, sanat, mimari, estetik, kültür, şiir, edebiyat, musiki, halk ozanlarımız, bütün bunlarla alakalı ifade ettiğim gibi Maltepe'ye sığmayacak bir anlayışı, bir tasavvuru taşıdığımı ifade etmeliyim. Zaten Maltepe'nin heyecanı da bizim bu tasavvurumuzdan kaynaklanıyor ama kendimi öne çıkararak bir ekibin olmayışını ifade etmiyorum şüphesiz ki. Benimle birlikte böyle düşünen güçlü bir kadromuz var. Yani meclis üyesi adayı arkadaşlarımız var. Yani bunların da donanımları çok yüksek. Hem teknik anlamda hem ifade edildiği gibi hesap kitap bilen arkadaşlarla, keza topluma kendisini adayan onca arkadaşımı yok sayamam. Yani biz bir ekibiz ama ben de uzun yol gidecek önemli bir kaptanım sanıyorum. Çünkü bu ekip yola böyle koyuldu ve bu liderliğimizle biz Maltepe'ye dokunacağız ve Maltepe'nin, yani Binali Başkan'ı bir kez daha anmak istiyorum. Hakkını teslim etmek icap ediyor. Maltepe'ye birlikte çok önemli hizmetler yapacağız. Yani o da Maltepe'yi gezdikçe hicranı arttı. Maltepe'ye dair bunca biriken problemi görmezlikten gelemedi. Taksi duraklarına varıncaya kadar gittik. Dün balıkların mekanı, meskeni, korunağı şeklinde ifade edildiği gibi yeni balık üretim korunma merkezleriyle alakalı Tarım Bakanımızla da birlikteydik. Denizine de dokunulacak, ulaşımına da dokunulacak, gençliğine de her yerine dokunulacak Maltepe'nin. Çünkü Maltepe İstanbul'da bu anlamda belediyeciliğin en kötü örneklerinden birini yaşıyor. Maalesef böyle. Peki, hemen yeri gelmişken yine soracağım. Belediye olarak sadece tabii insanlardan sorumlu değilsiniz. Tüm canlılardan sorumlusunuz. Sokak hayvanları, evet, da bunlara dahil. Evet, onlar için özel bir projeniz var mı? Oğluma selam olsun. Kedi evleri projesi var. Onun ötesinde yine yakın bir akrabam var. Medyatiktir. Kitapları falan var. Adını şimdi anmayalım. Reklam olmasın ama. Onunla yine bu anlamda hayvan dostlarıyla ciddi projelerimiz var Maltepe'nin. Mesela? Yani kedi başı boş köpeklerimizin
bir tehdit unsuru olduğunu hı hı. yok sayamayız. Yani halktan bu anlamda ciddi şikayetler de var. Hatta çekilen evet. fotoğraflar var. Evet. Kollarını parçalamışlar. Tabii tabii evet. Hatta çocuklarını parka gönderemiyorlar. Sabah erkenden okula gidemiyorlar. Böyle bir gerçeklik var. Bunu yok sayamayız. Oğlum çocukluğumda adı Gümüş olan bizim çocukluğumuzun köpeğiyle yani bugünkü gibi bir algı oluşturma adına değil hı hı. yani masum fotoğrafımı görmüş baba bunu kullansana dedi. Yani bu sevgi hani gösterelim bu sevgiyi. Bu sevgi bugünün bir oluşturulmuş, takınılmış tavrın ötesinde bunu lütfen bunu kullan dedi. Evladım yani biz sadece insanlara reklam amaçlı yaşamıyoruz ki. Biz doğal halimizi yaşıyoruz. Bir hayatı böyle yaşadık. Hayvanı seviyoruz. Yani avcılara bir şey diyemiyoruz ama balık tutmanın dışında da canlıya zararımız zarar olmadı. Zarar vermeye tabii ki. Mutlaka hayvan barınaklarıyla birlikte, gönüllülerle birlikte çalışacağız. Bu gönüllülük çok önemli bir şey. Yani siz her şeyi ben çözelim diye düşünmeyin. O kadar fazla sayıda gönüllü var ki yeter ki onları organize edin. Finansmanına varıncaya kadar birçok konu yaşayabilirsiniz. Yeter ki önünü hayvan dostları vardır. Öyle evet. Hayvanı katletmek, eski tabirle onu kullanmak bir istemiyorum. Hı hı. Yani itlaf ekipleri diyorlardı. Yani apartmanımızda kedi dostlarımız var, hayvan dostlarımız var. Bir de fıçımız var. Selam olsun fıçıya. Fıçı da kedi mi? Fıçı kedi. O hepimizin kedisi. Bazen çalalım istiyoruz ama yani komşumuz, sokakta yaşıyor. Yok. Komşumuzun ama sokak kedilerine de yakın olan bir apartmanımız var bizim. Biz de kediye, köpeğe, uçan kuşa, eski kültürümüzde... Herkese dokun, her yere dokunacaksınız. Tabii, mabetlerimizde kuş evleri var. Yok mu? Var. Evet. Peki, sosyal yardım adına neler yapmayı hedefliyorsunuz? Mesela bir aşevi olabilir. Hali hazırda var mı aşevimiz bilmiyorum ama o yani, malzeme içerisinde bünyesinde. Sosyal anlamda Süreyyapaşa Vakfımız var. Yani sağ eli verdiğini sol el görmemelidir. Evet. Biz Hilal Ahmer'de, Kızılay'da bu işleri yaparken kamyonun sırtına çıkarak, başımıza bone takarak tabii. çorba dağıtmadık, aş dağıtmadık. Tabii. Yani bizim kültürümüzde böyledir. Hı hı. Yani fakire, muhtaca yardım edecekseniz bunu alayla, valayla yapmazsınız. Evet, doğru. Bunu kınıyorum. Kim yapıyor ise bunu kınıyorum. Bu doğru bir şey değil. Biz onu yapmayız. Ama sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı Maltepe ilçesinde etkili çalışıyor. Bunun ötesinde bizim Süreyyapaşa Vakfımızın kuruluş amaçlarından bir tanesi bunu içerir. Bununla alakalı farklı duyumlar alıyorum. İnşallah o vakfın masumiyeti ihlal edilmemiştir. Bir duyum olduğu için detayına girmek istemiyorum ama asli fonksiyonlarının dışına çıkarılması gibi hiç kabullenemeyeceğimiz bir yol haritası belirlendiğini duyuyorum. Hı hı. İnşallah bu doğru değildir. Belgesine ulaşmam lazım. Peki. Yani o çok önemli bir vakıftır. Hı hı. Ama keza yine söylüyorum. Hayırsever insanlarla muhtaç olanları buluşturma konusu tekrar bir gönül işidir. Tekrar bir vicdan işidir. Siz dertli olursanız, dertlenirseniz, kucaklayıcı olursanız, kendinizi düşünmez, etrafınızı düşünmez, ailenizi düşünmez. Yani başka nasıl ifade edilebilir? Hı hı. Bir farklı anlayışla kamunun üzerine kabus gibi çökmezseniz halkla çok şey başarırsınız. Sizin bu samimiyetinizi görenler de size güvenir. Bir uzanan elde onlar olur. İfade ettim. Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı hı hı. bir yana belediyenin Süleyyapaşa Vakfı ama size güvenilirse muhtaçla varlıklıyı karşı karşıya getirebilirsiniz. Böyle gönül insanları da vardır. Bu bir mutlaka. Güven duygusudur. Biz mutlaka. Bunları yaptık ve yaşattık. Mutlaka. Peki, Ahmet Baykan kendini nasıl yeniliyor? Ahmet Baykan okumaktan yorulmaz. Hatta sağ gözüm bilmiyorum şu anda kanlı mıdır. Gece yatarken evet, bile... Evet, gözünüzün pınarı evet, çok kanlı. Evet, o muhtemelen okumaktan kaynaklı. Gözlüğüm var ama hı hı. Gözlüğümü kullanmadım bugün. Çağın dünyası telefona hapsedilemez muhakkak ama bazen yol giderken de hatta elimizden gece, düşmüyor ne yazık ki. Gece uyuma vakti bile şöyle bir şeyler okuma arzusu hissediyor. Şiir severim. Tarihi bütün gençlere tavsiye ederim.
mutlaka okumalılar. Ne kadar tiyatro kaldı bilmiyorum ama sanatla, tiyatroyla mutlaka ilgilensinler. Edebiyatımızla ilgilensinler. Yani sadece tabletlerden medet takip olmasınlar. Etmesinler. Yani onun ruhunu, kokusunu hissetsinler. Sinemayla iç içe olsunlar. Velhasıl bütün bunlar sizi yeniler. Zamanın ruhunu kavramadığınız müddetçe zamanın gerisine düşersiniz. Her zamanın ruhu vardır. Bizim zamanımızın ruhu olduğu gibi gelecek kuşaklarında farklı bir dünyası vardır, farklı tezleri vardır, önermeleri vardır. Onlara bu fırsatları vermek lazım. İstanbul Erkek Lisesi'nde okuyan oğlumun okulunda iradem dışında bir an kendimi okul aile birliği başkanı olarak gördüm. 30'un üzerindeki gençlik kulüplerinin yani olimpiyat öğrencilerinden tutun, robotik kulübünden tutun, musiki kulübünden aklınıza gelebilecek çokça 30'a yakın hatta aşkın kulüpler vardı. Gençlerle biz orada kendimizi yenileme fırsatını bulurken tecrübelerimizle de kendine öğütler verdik. Kütüphanelerden çıkmayın. Türkiye'nin yarınlarını inşa edecek olan gençler buradan kopmayacak gençlerdir. Ve tez dönün çocuklar dedik. Yani yurt dışına ağırlıklı olarak gidiyorlar. Ülkemizin meselelerini şikayet eden değil, onlara. Kendini yetiştirerek ülkesinin geleceğine sahip çıkacak bir gençlik. Emperyalizmin ne olduğunu idrak edecek bir gençlik. Onun için tarih okusunlar diyorum. Bu coğrafyanın, bu mazlumların ahı zalimlere kalmamalı. Biz güçlü olmalıyız. Güçlü olmak için emperyalizmin bu ülkenin etrafında neler yaptığını görmeliyiz. Birlik ruhunun en önemli yanı. Yani selam olsun Yunus'a, selam olsun Hacı Bektaş Veli'ye. Bunu laf olsun diye, istismar olsun diye söylemiyorum. Beni tanıyanlar bilir. Bir olmanın, iri olmanın, diri olmanın yolu birlik ruhudur. Gençlerin tartışan ama tezler üreten bir anlayışla geleceğe hazırlanmaları gerekir. Bizim kendilerine bu fırsatları vermemiz lazım. Yani önleyici tedbir dediğimiz şey sadece sanat, edebiyat, şiir, kültür, spor değildir. Mutlak surette okumayı teşvik etmek lazım. Gençliği de bu şekilde sorumluluğa taşımak lazım. Ben acizane kendi evladımı bu şekilde düşündüm. Başkalarının çocukları üzerinden bir gelecek değil. Hepimiz önümüzü yani bir tohumdan neler oluşuyor? Yani bir meyveyi düşünün. Ufacık bir tohumdan dallar, ağaç haline geliyor, meyveler veriyor. İşte gençlerimiz böyledir. Gençlerimizle meşgul olmalıyız. Önlerini açmalıyız. Önlerini açmalıyız, dinlemeliyiz gençlerimizi. Sadece konuşan değil. Ben başkan gençlerle buluşuyor, programları yapıyorum. Dinliyorum. Gençleri dinliyorum. Yani sadece gençlere nasihat etmiyorum. Yani çok parlak fikirleri olanlar da oluyor değil mi? Kesinlikle. Yani umudumuz artıyor gençlerle buluştukça. Kesinlikle. Peki. Kötü alışkanlıklardan korumak lazım. Mutlaka. Yeşil aycılığı önemsiyorum. Efendim yani kötü alışkanlıklardan gençleri uzaklaştırmak lazım. Bir aşk doğurmak lazım. Biz Maltepe'ye aşkla derken ülkem adına aşkla hatta yer kürenin her zerresine aşkla dokunabilecek bir medeniyetin mutlak surette inşa edicisi gençler olacaktır. Yani biz onlara fırsat vermeliyiz. Peki, şimdi konuk aldığım bütün başkan ve başkan adaylarına sorduğum bir sorum var. Artık ritüelim oldu. 31 Mart seçimlerinde Maltepeliler neden Ahmet Baykan'a oy versin? Efendim, ehline emanet diyoruz. Ehil olduğumuzu Maltepeli biliyor. Yani ben teraziye çıktım. Ben sınandım, dokunulan bir adamım, ulaşılan bir adamım. 7-24 bize ulaşabilirler. Bizim Ahmet diyorlar bana, bizim Ahmet. Bizim Ahmet bugüne kadar alnı açık, başı dik gezdiyse bundan sonra da mazisini yaşadığı, an itibariyle burada oldu. Birden zuhur eden bir varlık değilim ben. Bu bölgenin çocuğuyum. Dolayısıyla Ahmet Baykan'ın donanımını bilirler. Ahmet Baykan'ın gönül adamı olduğunu bilirler. Ahmet Baykan'ın dik adam olduğunu da bilirler ama şefkat yanında bilirler, ehliyetli yanında bilirler. Dolayısıyla kendimizi methetmek, kibri içerisinde olmayalım ama
Bizi böyle tanımladıkları için bizimle böyle yürüyorlar. Fakat bizim ekibimiz ve kadromuzu, arkadaşlarımıza haksızlık yapamam. Onlara da selam olsun. Yani her biri kıymettir. Dolayısıyla ehline emanet edilecek bir belediye söz geleceğine konusudur. Geleceğine güven Maltepe diyorsunuz. Evet, biz de diyoruz ki Maltepe bize güveniyor. Biz de Maltepe'li ile gönül gönüle el ele birlikte yürüyoruz. Maltepe için aşkla diyoruz ve çok demokratik bir yürüyüşü ilkeleriyle beziyoruz. Bu çok önemli bir şey. Yani ifade ettiğim gibi bir kez daha söylüyorum. Maltepe'nin bütününe ilişkin sözüm var. Kıymetli Maltepe'li hemşehrilerimizle biz ilkeler bağlamında Maltepe'nin geleceğini birlikte kuracağız. Maltepe'ye huzur gelecek, Maltepe'ye hizmet gelecek. Peki. Sayın Ahmet Baykan, çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Programımızın sonuna geldik. Su gibi geçti. Evet. Anlattıklarınız, detaylı bilgileriniz için Cem TV ailesi olarak çok teşekkür ediyoruz. Sevgili seyirciler, Cumhur İttifakı'nın Maltepe Belediye Başkanı adayı Ahmet Baykan'ı ağırladık. Programımızın sonuna geldik. Bir sonraki konuğumuzla gelecek programda görüşmek ümidiyle. Şimdilik hoşça kalın.